Günaydın, 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 kanalıma hoş geldiniz. Evet, spora başlıyoruz. Spora başlıyoruz. Başlıyorlar daha doğrusu. Kandırdım. Ben başlamıyorum. Oğulcan. Oğulcan'da kulaklık var şimdi, duymuyor. Aşağıda küçük bir nehrimiz var. Nehir kenarında aslında oraya inelim. Çekeriz. Bisiklet turu yaptınız, geldiniz. Bisiklet turu yaptık, geldik. Bir 15-20 dakika ısınma turu. Ondan sonra arka bahçe fark ettik. Oradan içeri girdik ama harbi böyle ormana bastı. Sizin o bisikletleri ben biraz sonra oradan alacağım. Bu tarafa doğru koyacağım şöyle. Tamam. Oralara çünkü bir şeyler yapmam lazım. Yardım lazım mı? Yok. Hayır. Lazım gelin. Sporunuzu yapın. Ben de spor yapmaya gidiyorum şimdi. Cücüklerime yer yapacağım spor Anladım. Yaparak. Zaten yağmur yağmış. Acayip güzel ağaç, orman, ağaç. Zaten buranın havası çok değişik, biliyor musun? Böyle çıktığın zaman fark ediyorsun. Arka suya, bahçemiz suya, orman. Suya in, aşağıya görürsün. Bir inelim, bir yürüyüş yaparız. Aşağı su işlerimi halledeyim, ondan sonra inebilirim belki. Belki işlerden çıkabilirsem. Ben başlayınca biliyorsunuz. Ha, çıkana kadar uğraştığım için şimdi kapıdan çıkmaya uğraşıyorum. Çıktım. Evet, evet. Ne yaptım ben yine? Buraya bunu getirdim. Daha doğrusu getirttirdim. Taşıyamam, çok ağır. Bunu getirttirdim. Çünkü bu hiç değilse toz falan almıyor. Toz almıyor, toprak almıyor, hiçbir şey almıyor. Üstünü bir ıslak mendille şimdilik alayım. İyi ki de bu ıslak mendil var ha. Ne yapacağız ki olmasa? Harbiden. Her şeyi ıslak mendil kullanıyorsun. Şöyle bir alayım. Bir de buraları altın rengi bunun. Ben altın rengini sevmiyorum. Sprey boya aldım. Gümüşe çevireceğim onu. Duymasınlar. Hep duymasınlar dediğim zaman duyuyorlar ama. Zaten biliyorsunuz. Bir de yakalandık. Onların gömleklerini falan çevirmiştim. Tunik yapmıştım. Pantolonlarına çanta yapmıştım. Yakalandım. Şimdi bunu böyle bir silelim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Biz de aynı. Biz ve çekirdek aile. Aynı isim. Bunu da Kapadokya'dan almıştım. Aslında bu gece lambası. Ama böyle çok seviyorum. Bunu da Georgia'dan almıştım. Bu da çok güzel. Batum'dan almıştım. Bu da şurası kırılmış. Burayı bir yapıştırmam gerekiyor. Şöyle dursun, aklıma gelsin. Bunları şimdilik böyle koyayım. Şu cücüklerimin yerlerini yapacağım. Cücüklerime de yer açtım oraya. İnşallah daha güzel olacak. Cücüklerim bir de tavuklarım, bilmeyenler için söyleyeyim. Tavuklarım da var benim. Ama 4 tanesi süs tavuğu. Diğerleri de ben kuluçka makinesiyle kendim çıkarttım onları. Kendim çıkartmadım daha doğrusu. Tavuklar çıkartmıştı o yumurtaları. Ben kuluçka makinesine koydum. Civciv çıkarttım. Sonra bunların camlarının da temizlenmesi lazım. Çok toz oluyor ya dışarıda böyle şeyler. Şu beyazlar da buradan gitse mi? Bilmiyorum. Aşağı tarafa yollayabilirim. Şimdi. Üstünü alalım şöyle bir. Sonra cam beziyle, benim bir süper cam bezim var. Bunun üstünü silerim. Onun üstünü silerim. Mis gibi olur. İçi de silinecek çünkü. İçine de barbeküde kullanacağım malzemelerden falan koyabilirim. Dolaplarda yer var ama görüntü amaçlı güzel olsun diye. Deve dabanımı oraya çıkarttım. O deve dabanını da büyük bir saksıya dikmem gerekiyor. Sizi şöyle aşağı doğru alayım. Sizi ormana götürüyorum sizi. Ormana gidiyoruz. Siz spor yapın. Siz spor yapın. Benim spora ihtiyacım yok. Oğullarım topu da burada kalmış. Tarçınımın topu. Bu bölümü göstereyim. Şelalem de geldi. Öbür şelalem de geldi. Bunu elektriğe taktığınız zaman çok güzel ya. Çok güzel. Şöyle bahçemi göstereyim. Zaten benim arka bahçem orman. Yani. Burayı nasıl yapacağım? Bisikletleri öbür tarafa bir alayım. Ondan sonra buraya bir örtü sereceğim. Yapay çimenin kötü olmasını istemiyorum çünkü. Şurada cücüklerimin poklu şeyleri var. Onları temizleyeceğim. Ama önce çizmelerimi giyeyim.
Giysem mi ki çizmelerimi? Gerek var mı? Yok. Çamura inmeyeceğim şimdi o zaman. Giymeyeyim. Sonra bir bisiklet turu da yaptırırım size ben. Bisiklet turu da güzel oluyor. Aşağı taraf çok güzel çünkü. O yolu da çok kapatmak istemiyorum. Zaten şu bölümü istiyorum. O yüzden o saksı oradan nasıl çıkar ki? Ben şunu bir alayım önce şuradan. Kız domates falan ekince bu güzel oldu. Şöyle bir şey. Yes. Sporu falan bıraktım bakıyorum da. Çıktım ben buraya diye beni izlemekten. Beni izlemekten spor da yapamıyorsun. Ses yalıtımı. Beni izlemekten spor da yapamıyorum. Aynen, hayırdır? Onları. Hayır, almana gerek yok. Tekerleri var. Bak ben böyle yapınca gidiyor. Bak gördün? Gidiyor. Dayanamıyor. Sanki ben çok iş yapıyorum. Aa, böyle yaptım. Getirdim buraya koydum. Ne var yani? He? Şimdi bunu da o tarafa iteyim. Bir örtü var, onu getireceğim de buraya böyle keseceğim ondan sonra. Küçüklerim. Küçüklerime yer yapacağım ya. O tarafa doğru mu yapayım, bu tarafa doğru mu yapayım? Kafesin yüzü bu tarafa baksın değil mi? Ya yeah, sonra böyle çit yapayım. Tavuklarımı görmelisiniz ama. Bir büyüdüler, bir güzel oldular. Çok güzel oldular. Bu benim meşhur ağacım. Bunu evin önüne yollayacağım ya. Evin önünü, kapının kenarına koysunlar bunu. Bunu buradan alabilir miyim? Yok, yemez. Çok ağır. Çok ağır kız. Bu ne böyle? Oo. O zaman daha kenara git. Gelmezsen git bari. Şu dibe git. Görmesinler. Çektirdiğimi, taşıdığımı. Gitme yöntemiyle. Heh. Şimdi. O biraz daha giderse şuradan doğru koyabilirim kafesi. Düşünüyorum. O halde varım. Ben bir gideyim şey getireyim. O örtüyü bir getireyim şöyle. Kız ne buldum? Kırmızı halım var. Kırmızı halıyı sereyim önce. Tersinden sereyim böyle. Şu çimen zarar görmesin. Cücüklerin bir şeyleriyle zarar görmesin. Ha, şimdi. Şöyle bu halıyı sereceğim. Aa, bu saksı çıksın buradan ya. Değil mi? Şu saksı buradan çıksın mı? Bu saksı buradan çıksın da böyle sıfır yapayım mı buraya? Bu tarafa doğru baksın kafes. Evet. Ama çok ağır. Hemen diye yazık ya. Onun altına bir tane daha çekmece yapacağım. Öyle düşünüyorum, bir tane daha çekmece yaparsam. Bu saksı buradan çıkarsa işte böyle yanaştırayım, sıfır yapayım böyle. Şey ama çok ağır. Çok ağır, dolu toprakla. Çok ağır, toprakla da dolu aynı. Şöyle yuvarlayarak sadece. Ortaya koyabiliriz. Ben de tutayım şöyle. Ben taşırım aslında da şimdi şey yapmayayım dedim. Tırnaklarım kırılmasın dedim. He. Bak bu işlemi diyordum işte bak. Bana o kadar kolay geldi ki ben yaparım dedim ama biraz yerinden bile oynamadı. Şunun yanına gelse yeter. 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Ortalama.
Değil mi böyle? Daha da getireyim mi? Bunu çekeyim, biraz daha getir. Çekeyim. Aha, evet, öyle hemen çekiyorum ya zaten. Duruyorsa, bunu şu tarafa sadece. Şöyle koy. Tamam, yeter. Çekme çekme. Ya bu kadar işte. Ben biliyorum, yapıyorum diyorum ya işte. Bak yapıyorum. Bunu ağaç falan ekeceksin. İçeride duracak bu. Şey yapacağım işte. Saksıları koyacağım içine. Yani camı kapatmayacak. Yok yok. Camı kapatmayacak. Camı kapatmayacaksa. Burada kalsın. Camı kapatacaksa şu şeyin ortasına. Yok yok. Tamam orada. That's it. Bu kadar. Thank you. Thanks buddy. Bak spor yapmış oluyorsun. Sayemde. Demeyin ki bize hiç sporda yardım etmiyorsun. Ben olmasam nasıl taşıyacaksınız bu kadar ağır yükleri? Yani. Tamam, gerisini ben yaparım. Onu tam sıfır çekeceğim. Ha, üstünü öbür örtüden de örteceğim çünkü daha ben. Çimene hiçbir şey gelmesin. Anladın mı? Ha. Bu kadar. Ha? Aa, daha ben ona şey koyacağım. Bir örtü daha koyacağım. Su geçirmez örtü koyacağım. Tamam, bu kadar. Benim bütün malzemelerim de burada duruyor işte. Bu nasıl olsa şey. Küflerimize de atarız. Bir şey olmaz. Dursun. Şelaleyi de sonra bir yere uydururuz. Ben şey öbüründen getireyim. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Kız, bu da buraya şey geliyor. Ne yapak, şuradan şöyle mi gelek? Ama yok. Şöyle geleyim, ucundan keseyim ya. Hatta duvara doğru da gelsin. Hiç problem yok. Ne yapayım? Öyle de çok uzun olur çünkü. Hiç değilse şu kadar yapacağım çünkü ben. Benim tavuklarım gezmeyi çok sevmiyor. Çünkü şey tavuklar. Süs tavuğu. Süs tavuğu. Onlar süs süs. Bunu aldım. Bu çok güzel oluyor. Su geçirmiyor. Yani çimene falan hiçbir şekilde zarar vermez. Pislikleri de üstten temizleyiveriyorsunuz. Mis gibi. Kedi köpekler için falan çok iyi bu. Kız bu da az mı kalmış? Yemin lanca buraya yetecek ha. Boru lazım mı? Lazım. Füze gibi ha, yemin ederim. Bazuka. Vallahi bazuka gibi. Aslında şey, sarmaşık dolandırılır bunun etrafına var ya, acayip güzel olur. Kız. Gitti. Oraya da anca yetti ha. Örtüden daha almamız lazım. Anca yetti buraya. Çünkü ben kirlendikçe bunu atarım. Şöyle orayı duvara doğru da kaldırayım. Ben duvara muvara da bir şey gelmesin. Böyle sıfırlayayım. Burayı da duvara kaldırayım. Duvarda zarar görmesin. Bir şey olmasın. Duvara da bunu yapıştıralım. Mis. Mis. Ya bu kadar hazırlık tavuklarım için yapılıyor yani. Tavuklarım. Seviyorum ben ya. Canlıları seviyorum. Yaradılanı seviyorum. Yaradandan ötürü. Yani. Bu tavuklarım var ya, buradan kaçsınlar çıksınlar. Yemin ediyorum arka bahçesi orman bulamam bir daha. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Çıkarlar diye de korkuyorum. Bir de burada yılan varmış. Yılan girmesin diye şu camlar falan yapıldı ama. Bizim bu bahçeye girmesin diye yapıldı. Bir de o bahçeye koyamam, yazık ben tavuklarım. Orası yapay çimen.
Aynı kapı yani. Oraya koysam da buraya koysam da aynı. İşte arada şurada çimene falan çıkartırım. Onlar söz dinliyor. Yanımdan ayrılmıyor zaten. Cüciklerim benim. Şimdi. Bunlar baya poklu. Ben onları yıkayım. Fırçalayayım. Hı, olma mı? Burada eldivenlerim var, kedi kumum var, şeyim var. Hani bahçede kullanacağım. Normal ıslak mendil, antibakteriyel ıslak, ıslak mendil. Tavuklarım ayaklarını falan temizliyorum ben bazen de. O yüzden. Evet. Kolları sıvayalım. Bu tarafta çeşme var mı? Ho ho! Burada çeşme var mı? Bu tarafta çeşme var mı? Özür dilerim, anladım. Çeşme var mı bu tarafta? Çeşme hemen dibinde, sağda. Aa. Kör müsünüz? Çeşme şurada ya işte. Hortum bile var, görmüyor musun? Hortum şey, çeşmeli. Çeşme hortum verir misin be? Bırak. Aa, kendi sarıyor. Bir daha çekip. Bir daha çekersen atıp geri patlama. Thank you ya. Portumun pisliğiyle üstüm başım pis oluyordu. Ben böyle kolumla sarıyordum. Evet, o iyi olmuş. Ne yapayım? Şunları şurada hemen bir yıkayayım o zaman ben. Poklarını. Şu tarafa doğru akıtayım. Sonra demeyin bana her poku çekiyor diye. Sulama sistemi de yapıldı. Sulama sistemi de günde iki kere çalıştırıyorum. Kendi kendine suluyor. Eşo! Gel. Pok temizliyoruz Eşo. Gel Eşo. Saçlarını yerim. Ha. Gel kuzu. Good morning Eşo. Eşo high pressure ile ben şunu... Bak sodayı içmişler, şişeyi buraya koymuşlar. Al kızım. Görüyorsun değil mi? Eşo ben suyu açamamışım. Bu su nasıl açılıyor ki? Şimdi onu da soracağım. Bıktılar benden. Şöyle mi yapacağız? Açtım. Dur. Bir dur ya. Hah. İyice açayım. Aa, bu patlayacak gibi yemin ederim. Buradan çıkıyor bak. Bu mudur ya? Şunun başını bir takayım. Eşo çeşmeyi bir kapat kuzum. O tutmamışlar bunun şeyini. En üsttekini kapat. En üsttekini kapat tamamen. Ha. Şimdi aç kuzum. Bu arada onda yağmur suyu kullanıyoruz. Eşo kapat kuzum. Bunun ya başlığında bir şey var. Kapat be. Islandım, kapat. Kapat. Bir aç. Aç kapı oldun sen de kuzum ya. Islandı her yer. Ha, böyleyken biraz. Ha, bak şimdi mis. Oo. Şu pokları temizlersem Eşo. Kız gübre olsun, şurada temizleyeyim ha. Harbi gübre olur. Üstümüze sıçramasın da. Şu başlık lazım bana, yeni başlık. Bu arada ben seni yakın takipçiyim. He? Gerçekten seni
Yakın takipçi. Evet. Gömlekleri gördün, değil mi? Hayranlıkla izliyorum. He. Ondan sonra. He. Gömlekleri falan gördüm diyorsun. Pantolonlarımı gördüm diyorsun. Hı. Ha, başka? Tamam, bu tabanca buna göre değil. Benim tabancalarım nerede o zaman? Olurum ben sana tabancaya. Aa, şeyde. Onlar tabanca var zaten. Garajda poşette eşo. Eşo, garaja çıkınca sol tarafta beyaz dolap var ya. Onda benim bütün su malzemelerim orada, bahçe su malzemelerim. Kürek yok mu? Bir şu pokları bir küreyim, küreyim önce, ıslattım ya. Evet, o tabancayı atıyor, ona göre değil. Şeyi küçük geliyor. Şimdi bak. İdare eder biraz daha. Yok anam, ben bu korkuyla yapamam ya. Vallahi. Sanıyorum high pressure lazım. Hayır, high pressure. Şimdi şu kadar küçücük şey için high pressure mı getireceğim? Az bir bok için. Az bir şey bu. Çok olsa neyse diyeceğim. Kalıpla düşer şimdi bunlar zaten. Islanınca gidiyor. Bir şey değil. Ne olacakmış ki? Aha. Vallahi bak, ıslandı gidiyor. Aha. Buraya da gitsin. Gübre de olur. Oo, üstüm başım hep çamur oldu ya. Baksana. Baksana diyorum. Baksanıza. Bir yere sıçrıyor ya, oradan da orada üstüme geliyor. Neyse, bir şey yok. Bu su akıttıkça üstüme geldi. Hemen şöyle yapayım. Suyu kesin. Korkuyorum artık. Çok şey olacak. Onlar da kötü o başlıklarda. Benim kendi başlığım nerede ki? Kesin suyu. Ben sana bunu tak buradan. Ha? Bunu takayım, ondan sonra sen kafanı verelim. Benim kendi başlığım vardı. Güzel. Neyse, bir şey değil, sen tak. Zaten üstüm başım oldu yani. Eşo. Şu eldivenleri çıkarayım ben şu. Yenisini takayım. Eşo, şu arka kapıyı açıp orada iki tane poşet var. Getirir misin? İçinde çileklerle şeyler vardı, naneler. Onları bir ekeyim. Ya sporunu yapsaydın sen. Hayranım, seyrediyorum diyorum ya. Habir oradan beni izliyorsun. Ondan sonra yardım lazım hoca koşuyorsun, geliyor. Olmuyor. Sen sporunu yap. O zaman perdeyi indireyim, görmeyin. O şeyde... O tarafta, o arabanın, abinin arabasının hangisini diyecek şimdi? O iki sarışının arkasındaydı. Sarışınlarım benim diyor ya. Sonra şuradaki çiti de şuraya dolayacağım şöyle. Ama yok, dolamayayım ya. Buraya tarçıngil falan çıkmayacak nasıl olsa. Olmuyorsa bırak. Harbiden uğraşma ama şurada şu sadece onu yıkayacağım zaten. Bahçe falan sulamayacağım ki. Öbür tarafa. Tamam mı? Thank you. Şu eldiven tak da şu şeyleri temizle buradan sadece. Hangilerini temizleyeceğim onu da bilmiyorum. Senin kelebek bak görünmüyor, ta dibe girdi. Daha çok uzadı bunlar değil mi? Oldu mu acaba, deneyelim. Oh, mis gibi olmuş valla.
Aşağıdan kadın biri yürüyüş yaparak gidiyor. Şuradan biri sıktırsam var ya aşağıya gider. Çok sarcıyorum diye düşünmeyin, yağmur suyu kullanıyorum çünkü. Onu da göstereyim biraz sonra. Zaten bahçeler için biz devamlı ya recycle water ya da yağmur suyu kullanıyoruz. Hani bahçede harcadığım suya laf etmeyin. Daha önce laf edenler olmuştu. Bu değerlidir ya. Onun için. Yaptım ya valla. Olsun, her yerim çamur oğlum, olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Bir de şunu yıkayayım. Yani buyursa lüks evde köy yaşamı, köy hayatı, köy yaşamı sevenler. Buyurun işte bak, köyde gibiyiz ya. Dursun. Yapalım. Bunları bir koyayım. Oraya bir oturtayım. Ondan sonra cima. Sos temiz oldu. Temizlendi. Bunları oraya oturtalım. Ondan sonra da kapısı koyalım. Sonra da cücüklerimi getireyim. Cücüklerimi bir görün. Bir görün. Oğulcan. Annesi kurban, gel buraya. Bana şimdi yardım lazım galiba. Huhu. Gel. Kafesi buraya koyalım mı? Bıktılar benden ha. Harbi bıktılar. Şimdi diyecekler. Kedinden, köpeğinden, cücüğünden. Ne yapayım? Bunlar da benim arkadaşım ya. Oğlum kafesi buraya oturtalım mı? Şunu şöyle iyice sıfırlayayım şuraya. Heh. Değil mi? Öyle. Oğlum ben kalırım içeride lan. Ya. Ya. Azıcık öne çık. Elim. Elim sıkıştı. İnandın mı? Azıcık o tarafa doğru çekeyim. Duvara hiç değmesin. Duvara değip de duvara da zarar vermesin. Hiçbir şey olmasın. Tamamdır. Yeah, no, that's it. Thank you. No, şöyle bir düşündüm. İyi. Oldu yani, değil mi? Oldu.
Şimdi şunu alıyorsun. Bunların çitini değiştireceğim ama. En hızlı zamanda bu çiti değiştireceğim. En kısa zamanda değiştirmem gerekiyor. Bıçakım nerede? Bıçaklarım. Çok keskin bu da ya. Niye buraya takmışlar ki? Ha, öbür evdeyken ikili mi yaptılardı acaba? Kes lan. Biraz daha şöyle şuraya bir sıfırlayalım. Hiçbiriye çıkamasınlar. Cicilerim benim. Kız tam olacak. Allah sizin çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Şu duvara da gelsin istemiyorum. Şöyle. Duvara da gelemesinler. Zaten onlara çok büyük bir alan gerekmiyor. Onlar süs tavuğu. Hani gezen tavuk değiller. Tekrar söyleyeyim. Onlar süs tavuğu. Gezmeyi de sevmiyorlar. Tavuk neden kafeste? Buyurun verin cevabını. Tavuk neden kafeste? Şu ikisini şöyle yapıp şu tarafa koyarsam buradan arkaya geçmesinler. Arkayı temizlemek zorunda kalmayın. Ha? Yani. Sonra şu ikisini de da üçünü şöyle koyarsam bu tarafa. Şimdi çağırın bunlara birer kelepçe taksınlar. Bıktı adamlar benden, bıktı. Yani böyle. Kız çok güzel aldı ciciklerimin geri. Anam düşüyordum lan. Bunu da buraya böyle koyarsam buradan da arkaya geçiş olmaz. Tamam, geçmesinler zaten. Bu burası onlara yeter. Burada bok püsürük olduğu zaman kürekle şeyle böyle alabilirim. Onlar uçmuyor da öbür küçükler çok uçuyor. Bayağı bir uçuyor hem de. İyice arkaya mı eteyim şunu ben ya? Bunu iyice arkaya eteyim ben. Bugün de öyle deneyim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Evet evet böyle daha iyi oldu. Şimdi tamamen separate ayrı bir şey oldu. Oraya giremezler. Çıkamazlar. Çünkü arkaya geçiyorlar arkalara yumurtluyorlar. Yumurtlamasınlar arkalara. Tamamdır. Sallanması falan da yok. Güzel. Cücükleri getireyim mi? Öbürlerini getirmeyeyim onları. Sadece uçmayan cücüklerimi getireyim. Değil mi? Eyşo! Uçmayan cücükleri getir. Bu da böyle kıvrılıyor ya. Kız şöyle yapayım, rüzgar da gelmesin o zaman. Şurayı da zımbalatayım. Evet, böyle daha güzel olur. Şunu da keseyim oradan. Evet, evet.
Daha güzel olur. Rüzgar da gelmez. Ne akıllı bir kadınım ben ya. Azıcık daha öne çekeceğim şunu. Şöyle. Biraz da bunu. Böyle. Sabitlemek onların işi. Ben kurarım kardeşim. O sabitleyemem. Sabitlemek onların işi. O kadar. Mis gibi oldu ya. Vallahi güzel oldu. Harika oldu, harika. Ha, oldu. Yere sabitleyiciler var, şey var. Zımbalar var. Onlarla da yapılır. Bitti. Kapatayım. Nasıl kapanıyor bu ya? Heh. Kapattım vallahi. Oteller oynamasın diye aslında bisikletleri mi koysam ki sağına soluna? Şu süs bisikletlerimi mi koysam? Olabilir, çok kımıldamasınlar hani. Hani. Öbürünü de getireyim, bu tarafına koyayım. Oldu. Bunu da tamasınlar şöyle. Tamamdır. Oldu oldu. Çok güzel oldu. Yakından görün ama. Tertemiz mis gibi oldu. İki günde zaten hallederler orayı da. Getireyim şimdi tek tek. Tek tek getireyim. Yakalayıp getireyim şimdi tek tek. Bu arada kahvemi de yaptım geldim. Spor da yapamıyorlar. Ben oraya buraya geçip gittikçe bir şey mi lazım diye bakacağım diye spor da yapamadılar. Diğer cif getirdim. Az olan cifi getirmişim. Şimdi şey yapmam lazım. Cücüklerin yem kabıyla su kabını cifleyeceğim. Onların içine de yeni yem ve su dolduracağım. Cifleyince güzel temizleniyor. Bu çekmece de iyi oluyor. Buna ped sereceğim. Pedini geçen sermiyormuşuz. Ondan çok pislenmiş. Bu çekmecede ne yapıyorum? Götürüyorum, şöyle yerleştiriyorum. Küt olmuş değil mi? Ye, yeah, çok güzel olmuş değil mi? Kuzu, o çekmeceden, ha burada var, tamam. Yukarı çekmecede de var, burada da var. Artık şey, eldivenleri her yere koyuyorum ben böyle hemen hemen. Kullanmak için. Güzel olmuş mu? Ozi getiriyor tavukları. Koydu mu şeye? Niye getirmedin Ozi? Kork benden. Kork benden. Kılıksız. Zibidi. Eşo getiriyor cücüklerimizi. Evet. Altı açılmasın Eşo. Birden böyle yayılır, ormana kaçarlar. Şimdi buraya koy, şuraya koy, tam buraya koy. Tanıtalım. Tanıtalım. Cücüklerim, cücüklerim. En güzelini sonraya çıkaracağım. Karamel. Karamel. Tutamadım. Dur. Tamam. Kızma. Kızma.
Karamel. Karamel. Ağzını yerim. Karamel. Karamelim. Tamam. Tamam. Yemle su kaplarını getir kuzum. Karamelim. Oreo. Oreo. Bu da beyazlı, grili böyle kırçıllı. Oreon benim bu da. Kaynana. 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 Tam kaynana, yemin ediyorum var ya tam. Kara kaynana. Kaynana. Çok fena ama. Yemin ederim çok fena. Bildiğin tam bir kaynana. Cadolos seni. Elimdesin. Elimdesin. Ama bu çok tatlı ya. Benimkine benzemiyor. He. He. He kızım. He. Ne oldu? Bak. Hı. Koyayım mı? Tamam hadi koyayım. Sıra geldi sonuncuya. Gelin kızım. Oy 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 oy. Bu da gelin. Gelinimiz. Ya kızım. Ağzını yerim ağzını. Tipe bak hele. Kız çok fena bunlar kızım. Kaynana girme oraya. Bak hemen anında kocaman. Bunları bunu oraya koyalım eşo, bunu yarın öbür cücükle. Öbür cücüklerimiz de büyüdü. Onlar biraz uçuyor, biraz yabani olduğu için büyüttüm. Şey arkadaşa götürüp vereceğim. Çünkü onlar burada bakılmaz. Yani onlara gerçekten böyle bir gezme yeri lazım. Ozim oraya koy, şuraya. O tam kare kutunun içine koy, orada bir cifleyim ben onları. Eşo cifle. Ha oraya koy. Thank you Ozi. Ben hemen onları da cifleyim. Nasıl ses çıkartıyorlar? Nasıl yazık. Yeni yerlerini sevdiler ama bence. Şimdi onlara biraz daha yüksek fens alacağım. Biraz daha sağlam, biraz daha yüksek fens alırsam herhalde oradan hiç çıkamazlar. Buradan belki çıkarlar korkusu var şu an içimde. O yüzden bugün gideyim bir bakayım. Daha yükseğini alabilir miyim diye. Çok güzeller ya. Evet. Su kabını cifliyoruz. Bu cifim de bitmiş zaten. Türk usulü yapalım hemen. Çöpleri de şurada biriktiriyorum, oradan atacağım. Bu şekilde dolduruyorum. Cif. Bak, bir daha vermeyeceğim. Allah'ım. Bu suyu bu şekilde dolduruyorum. Ondan sonra bu şekilde şöyle bir
kapatıp kilitlemem gerekiyor. Yerine oturtana kadar biraz şey. Heh. Oturttum. Sonra ters çeviriyorum. Bismillah. Kaç kilo doluyor bu yav. Sapı çıktı. Heh. İşte böyle tertemiz de oldu. Cifledim mis gibi. Şimdi götürüp koyacağım. Cücüklerime. Cücüklerim. Şu köşeye koyayım ki şöyle. Hah, hadi için suyunuzu. İçin suyunuzu. Bir de yem kaplarını cifleyeyim. Yem kabını da şöyle çıkartıyorum. Ya işte 2-3 gün bakmayınca bu kadar pisleniyor. Normalde hep böyle cifliyorum, temizliyorum, öyle koyuyorum. Cifliyorum, temizliyorum, öyle koyuyorum. Yazık çünkü. Yazık. Kuşlar yesin bunu da ya. Çöpe dökeyim dedim ama. Şu köşeye, şuraya dökeyim. Kuşlar yesin. Nasıl olsa yem kırıntısı. Islatalım. Vidasını kaybetmeyeyim de. Geçen vidasını kaybettim. Yeni almak zorunda kaldım. Vidayı almıyorsunuz. Yeniden şey alıyorsunuz. Bir de diyorlar ya hani Avrupa'da herkes çok zengin. Ondan sonra bütün televizyonlar falan bozulunca, yok işte bir şey olunca gidiyorlar yenisini alıyorlar. Herkes kapıya koyuyor, tamir bile ettirmiyor. Hayır efendim, o zenginlikten değil. O var ya, normalde televizyon bozuluyor. 1000 dolarlık bir televizyonun bozulduğunu düşün. Tamire bir gidiyorsun, 600 dolara tamir ediyor. 700 dolara tamir ediyorlar. İşçilik çok pahalı. O yüzden ne yapıyorsun? Götürüyorsun, kapıya koyuyorsun, gidip yenisini alıyorsun. Yani 200-300 dolar daha veririm, yenisini ve yeni modelini alırım diye düşünüyorsun. Ha, zenginlikten falan değil o kapıya koymalarımız. Hani Avrupa'da böyle zenginler, şöyle zenginler. Hikaye yok öyle şeyler, inanmayın. Geçen bir video gördüm. İşte Avrupa'da herkes yok bilmem neresini açıyormuş da çok iyi. Hayır. Ben bu kadar çıplaklık görmedim. Bu kadar açıklık görmedim. Ben senelerdir Avustralya'dayım. Bir gün size hususi gideceğim. Şehir meydanında, şehrin göbeğinde bir saatlik video çekeceğim. Sadece bir yerde duracağım. Sadece video çekeceğim ve insanların kıyafetlerine bir bakın, olur mu? Şehir meydanında her türden insan var. Orada çekeceğim. Sadece bir saat kamerayı sabit bir yere koyacağım. Ve geleni geçeni çeksin. Kıyafetlere bir bakın. Kıyafetlere bir bakın. Ondan sonra bu sokak röportajı yapanlar da işte diyorlar ya Avrupa'da herkes çok açık giyiniyor da kimse bakmıyor da falan filan. Sonra karar verin. Avrupa'da mı çok açık giyiniliyor? Türkiye'de mi çok açık giyiniliyor? Açıklığında bir sınır var zaten. Yani bir sınır olmalı. Artık açıklık değil, çıplaklık meydanda. Yani küçücük kız çocuğu çıkmış. Ben oramı da açarım, buramı da açarım. Bakmasınlar. Var mı öyle bir şey? Açarsam ben kadın halimle bile bakarım. Erkek niye bakmasın? Sanıyor ki buradakiler bakmıyor. Burada yok. Yurt dışında yok. Hayır efendim. Yurt dışında her şey meydanda olduğu için. Hani burada bir ağır namus kavramı olmadığı için. Bir doygunluk olduğu içindir belki de. Yani şimdi açık açık konuşturmayın beni. O yüzden işte yok yurt dışında böyle de, yok yurt dışında şöyle de, yok Türkiye'de böyle de. Ya yurt dışını görmemiş insanlar konuşmasın ya. Konuşmasın yani. Kızcağız. 17 yaşında kaç kere yurt dışını görmüş? Görmemiş ama televizyonda gördükleriyle bilmem neyle falan filan. Avustralya'da da öyle. Yazık. Okumaya geliyorlar mesela. Burada cafcaflı hayatı gösteriyor millet onlara. Bir geliyorlar şoktalar. Şoktalar. Niye? Çünkü bekledikleri hayat yok.
Artık bir de gelen öğrencilere yuba ehliyet de vermiyor. Yazık. Bizi o kadar çok arayan oldu ki. İnşaatlarda çalışmak isteyen oldu ki. Hem kirasını ödemek için hem okul taksitini ödemek için inşaatlarda amelilik yapıyor ya gelen öğrenciler. Bu böyle kurusun. Kuruduktan sonra yemi koyayım yoksa rutubetlenir. Size bir saat yemek yemeyi verin. Depodan yakın. Tamam. Kahvem de soğudu zaten. Eyşo! Eyşo! Şimdi. Cifimi. Ben şu biberleri denemek istiyorum. Ellerimi bir temizleyeyim de biberleri bir deneyeyim. Cifimi. Fırçamı temizleyeyim. Ha, burada yaptığım cifle burada şeyi yok. Biber çok uzakta, ona gitmez zaten cifin şeyi. Bir de çok dökmediğim için deterjan. Ama bir daha burada yapmam yani. Şimdi aklıma geldi bibere gider mi der diye. De gitmez. Giderse de bu seferlikten bir şey olmaz herhalde. Bu da çöp. Şortumu bir yıkayım şimdi şöyle. Tamam, bunu da çamurunu akıttıktan sonra şuraya koyalım. Eldivenleri çıkartabilirim artık. Çöpleri de toplarım. Ay. Sadece yapmak istediğim şey var ya. Yapmak istediğim ne var? Esti. Nerede o poşet? Ozi! Cam aç. Cam aç. Kahve yaptım. Cam açmayınca anlatamıyorum şey. Ses gelmiyor dışarıya. Camlar iyi. Yalıtımı güzel. Kahvemi ısıtabilirler mi? Ben ısıtayım. Bu burada açma. Hayır, bir de şey yapamayız. O eşya yollarsan. Bir de benim bahçe eldivenlerim ya. Bahçe eldivenlerimin. Kız buradaymış ya benim şeylerim. Allah sizi. Hiç de söylemiyorum, git şu çekmeceye bir bak hele, belki oradadır falan diye. Ya sapanlarım da burada. Görmeyin. Görmeyin. Çekmeceden buldum bahçe eldivenlerimi. Eşim. Kahvemi bir dakika ısıtacağım ama makrobeyin önünde dur. Taşarsa taşmasın yani. Taşarsa taşmasın. De ki taşma. Nasıl bir şey taşarsa taşmasın yani. Hiç demiyorsunuz bahçe eldivenlerin, tırmın, işte bilmem neyin falan orada diye. Lütfen ya. Uyarın beni arada. Artık biliyor musun her şeyin yerini? Türkiye'den aldım ben bunları. Kuş falan anlamıyorum ya. Yanlış anlamayın sakın. Türkiye'den aldım. Gördüm aldım, bilmiyorum. Tahtadan değil, plastik şurası özel yapmışlar. Öyle arada misket falan atmak için yani. Şimdi. O poşetim nerede? Poşetleri nereye koyduk? Sizi şu tarafa alayım. Şu şey çileklerim var. Çileklerim. Öbür evimden çilekleri söktüm. Getirdim. Çünkü burada da çilekler var. Buradaki çileklerin yanına koymak istiyorum onları da. Bu taraf çilek mesela. Bunlar çilek. Otları içinden alayım şimdi. Eşo! Kuzuma şimdi iki iş çıkacak ya.
Gelirken keşke çöp poşet de getir deseydim. Valla bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunları buradan alacağım. Şimdi rokatere bir şeyler vardır burada kesin de ama benim şöyle almam lazım. Sonra gösteririm size bu ne, şu ne diye. Kuzum bir de çöp poşeti getirir misin bana? Herhalde odalaptaki bitmiş. Oraya bir tane şey getir. Rol. Şuraya koyayım da. Şu yoncaları da sökeceğim. Çilek olsun burada hep. Bunlar böyle sarmaşık gibi gidiyor zaten içe içe. Değil mi? Çilek olsun yani burası. Sarı çiçekleri şimdilik alayım burada. Buraya çilekleri ekeceğim ya. Bunlar o yüzden buradan alayım ben. Thank you. Güneş öbür türlü çok suratıma geliyor. Kahvem de ısınıp geldiğine göre. Nasıl bir kök varmış bunda da ya. Yabani otları hep çıkartayım. Yabani ot değil aslında bunlar da. Biz öyle hani salataya her türlü otu koymadığımız için. Şu nedir, bu nedir şimdi? Bir de bulup da bakamayacağım için. Ama ben sorduğum zaman hemen söylüyorsunuz şu otu bu otu diye. Vallahi. Teşekkür ederim yani. Mersu. Şimdi bunları böyle yapayım, alayım. Kağıdı da alayım. Bir havalandırayım toprağı. Senin burada ne işin var? Çilek var sonuçta burada. Sen niye duruyorsun burada? Şuraya koyayım bunu. Şöyle gel. Yoncaları toplayacağım içeriden. Yoncaları şey yapacağım. Çıkartacağım. Toprağı havalandırırsam daha güzel olur, değil mi? Havalı havalı olur. Bir de burnum akıyor, bir de burnum akıyor. Hasta olacağım ben herhalde. Şortum da yukarıda kalmış. Sulama sistemi de olduğu için. Sulama sistemi. Hem bu yukarılarda var hem aşağılarda. Bahçenin her yerinde sulama sistemi var. Yani artık hortumu takıp uğraşmayacağım bahçe sulayayım diye. O yönden de biraz rahatım. Çileklerim. Çileklerim. Çöptekileri alıyordum geri var ya.
çileklerim burada, burada. Hem de kökleriyle buradalar. Selvi sevinecek şimdi. Çilekler yüksekte bir yere ekildi. Askıya ki onları şuraya yap, onları bilmem ne bir sürü şey söyledi. Yazık yapamadıydım. Ama şimdi bak ektim. Ektim. Ekiyorum. Çok şükür. Hep düşündüğümüz gibi olmadı mı? Çok şükür. Çok dibe girme. Şöyle şurada dur o zaman. Üstünde bir de çilekler var daha benimkilerin üstünde. Çileklerin çiçekleri var daha böyle böyle. Yazık. Annem olsaydı ekerdi bunları, bana yardım ederdi. Çok sever o da bahçe işlerini böyle uğraşmayı. El işini, bahçe işini hani o da çok sever. O da şakacıdır, güler yüzlüdür o da. Fenadır o da. Benden fena zaten de hoş. Sizin Eşan da biraz fenalaşacak gibime geliyor. Eşan da benden fena olacak gibime geliyor. Boynuz kulağa geçecek gibime geliyor. Geçsin ya, çok sessiz çünkü ezilmesin kimseye. Ben genç kızken çok sessizmişim, hep eziliyordum. Şimdi bir olay olmuştu, ondan sonra ben böyle bir patlak verdim artık. Dedim yeter. Arasındaki şeyleri alıyorum. Bu şekilde. Güneş de ne güzel bugün bana müsaade etti. Görüyorsunuz değil mi? Dedi onlar spor yaparken sen de bu işlerini hallet. Sonra da yemek falan yapma. Ondan sonra zaten de ki aa bak ben bahçeyle uğraştım. Yemek de yapmadım. Hadi yemeğe gidelim de. Çık dışarı yemeğe niye gel dedi Güneş bana. Değil mi? Öyle yani. Bunlar marul falan herhalde ama bilmiyorum yani bilemiyorum o yüzden. Allah vermesin zehirli mehirli olur bir de böyle bilmediğimiz bir şey salataya malataya koyarım da. O yüzden ben atayım kendi marul tohumlarım falan var onlardan koyarım ekerim. Şurada bir tane çilek var o çileği alayım o tarafa. Ben sevmem bahçede öyle çilek orada şu şurada bu burada. Hepsi aynı yerde olsun. Öyle isterim ya. Yani. Ah yazık. Gel Münir, gel ben seni bir tarafa alacağım. Aa, bu da çilek. Bu Münir'i de bir tarafa alayım. Kahveme toprak düşürmeden. Tam şu ortaya koyayım. Şu ölmüşleri bir alalım.
Bazen bana yorumlar geliyor. Aa, ben senin gibi olsam ben hayatımı yaşarım da işte sen öyle evin içinde duruyorsun da falan da filan da ne yapacağım? Nasıl bir hayat yaşamayı düşünüyorsunuz Avustralya'da? Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşamayı düşünüyorsunuz? Gece olunca barlar açık. İçkiyi falan kullanmıyorum. Alkol falan almıyorum. Hani nasıl bir hayat yaşayabilirsiniz ki Avustralya'da? Türkiye'de olsaydı gidersin. Bir yerlerde oturursun falan filan hani arkadaşlarınla. Burada herkes zaten çalışıyor. Burada herkes zaten bir ev alıp onu ödeme derdine girmiş. Hani ne bileyim buradaki insanlar da bu Covid zamanından sonra bir değişik oldu. Bir değiştiler yemin ederim. Bir Covid insanları iyi vurdu yani. Bir eve kapandılar sonra tamamen kapandılar gittiler. Sonra zaten kim dost kim düşman anlayamıyorsun ki. Herkes de bir sinsirellalık. En güzeli hayvanlarla uğraşmak, bahçenle uğraşmak, işte YouTube'a video yapmak. En güzeli bu bence. Tamam var 3-5 tane dostumuz, arkadaşımız, görüştüğümüz insanlar var ama hani bizimki sayılıdır. Sayılıdır yani biz ne bileyim. Öyle şimdi fazla detaya girmeyin. Sonra da çünkü ağır konuşuyorum. Sonra da mesaj yazıyor. Bana mı demek istedin bilmem ne. Demek ki gideceği yere gidiyor diyorum ben de. Herkes kendini çok iyi biliyor zaten. Kollarım da çamur oldu. Çileklerimi ektim. Daha var mı bilmiyorum. Yok. Çiçeklerim var. Ben bu çiçekleri çok seviyorum da. Bu çiçekler de durmuyor ya. Durmuyor. Bu çiçek ne çiçeği bilmiyorum ama durmuyor. Ya çürüyor gidiyor. Niye böyle yapıyor? Bu. Yani çürüyor gidiyor. Şuraya şu köşeye bir koyayım ben bunları gene. Harbiden durmuyor yani. Şu köşeye yerleştireyim ama. Burada bir şey yok zaten. Şunu alacağım. Dereotu var burada. Şöyle çıkmış. Onu rahatsız etmeden. Çok seviyorum. Böyle kocaman bir saksıdaydı. Bir tane abla satıyordu. Ondan öyle aldım. Ama şimdi bak çamurlu mecbur tutacağım. Böyle yapacağım. Yonca bunlar. Bunları alayım buradan. Yonca yenmiyor zaten herhalde. Eşekler yiyordu benim bildiğim yoncayı. Eşekler yiyordu o yüzden. Ben alayım onu oradan. O kişi onları öyle bir koyayım. Kısa video yapıyorum. Kısa video mu oluyor diyorsunuz? Uzun video yapıyorum. İzlemiyorsunuz. Bir saat video mu olur diyorsunuz? Ben de bilmiyorum artık ne yapacağımı. Ha, ona göre. Ona göre. Ben dedim arkadan bir şey geldi herhalde. Tarçın. Allah'ım ya Ulan Rabbim ya. gözüküyor muyum? Sesin geliyor, görüntü az. Dur, dur. Dışarı geliyor o zaman. Gel. Korktum birden. Böyle bir gölge geldi, şey geldi ama. Onu Yürüyüş diyorum. yapıyorlar. Biraz önce bir tane kadın yürüyüş yapıyordu ben burada şeyleri yıkarken. Ben dedim şuradan su attırsam var kadına kadar gider. Ondan sonra kadın bakacak nereden geliyor bu su. Yağmur, teyzeciğim yağmur. Arada gelir böyle diyor. Bereket berekettir, bereket diyeceğim. Çileklerimi oraya ektim. Çok iyi olmuş. Nerede? Sen anlamazsın şimdi hangisi çilek hangisi Yeşil değil. işte. Yeşil olan çilek. Yemin ederim anlamaz ya. O kadar da değil canım Allah'ım. Hadi be sanki. Ha işte. Bir limonu biliyorsun. Niye üstünde limon olduğu için? Biliyorum o limon.
Evet, bir onu biliyor. Limon Ağaç. ağacı diye. Ağaç. O şeftali ağacı. Tamam. Bu da çilek. Çilek bu değil, oradakiler. Ay, ay. Sen şimdi buna maydanoz dersin. O maydanoz. Maydanozu bilirsin zaten. Onu herkes biliyor. Şeyi diyordum hani kısa video yapıyorum. Aa video çok kısa olmuş falan diyorlar. Uzun video yapıyorum. Bir saatlik video mu olur diyorlar. Ne yapacağım ne diyorum? Ne yapayım? Ne yapayım? Daha ne yapayım ben? İşte şurada iş güç yaparken video koyuyoruz işte. Kartonları kağıtları koyacak yer bulduk. Nere? Herhalde biraz boş atıyorduk. Yer işte. Ha. Bir yer. Dışarı çıkacaksak beraber atarız. Yoksa... Gideriz. Ne dersin? Ha. Tamam. İsterseniz... Yok ben söyledim eş. Ben zaten dedim şimdi iş yaptım, güç yaptım, yemek yapamadım. Yemek yapamayınca ne olur? Dışarıda yemek yemek gerekiyor değil mi? Hani. Ha, hamburger falan yemek gerekiyor. Bir de sahibine oraya. Benim minnak midem acıktı herhalde. Hazır. Ben sadece şey yapacağım. Şu yeniyor. Şurada da yoncalar vardı. Dedim yoncayı da yemeyelim. Eşekler yiyor yoncayı. Şimdi burada bir sürü roka moka da var. Ama ben bilmediğim için hepsini söküyorum. Ben. Uy bu acı mı? Çünkü şey. Şu dallara sarımsakla. Sarımsak neydi bunun adı? Sarmaşık. Sarmaşıkla gider mi? Hayır oraya olmaz. Burası ekme yeri. Bunlar bir ağacın dibine gider ya da bu köşeye gider. Hayır domatesle biber sarabiliriz ha. Oraya. Biliyorum da ben seni biliyor musun dedi, derdim. Allah Allah. Biliyor muyum diyemiş denemiş. Senelerde sanki anan gelip ekiyordu bahçeyi. Ben ekiyorum. Ben. Ah benim anam olaydı da gelip ekeydi. O çok artık iyi. Gelmiyor. Aa buradan da duysun. O çok güzel şey yapar. Bahçe işleriyle ilgilenir. Bu çiçekleri çok seviyorum ama bu çiçekler bir tutmadı. Belki burada tutar diye şey yapıyorum. Burayı deniyorum yani. Şu sarmaşığı da bir tanesinin dibine açacağım. Şu ağaçlardan birinin dibine koyacağım. Orada kendi kendine gitsin. Bu sarmaşık da öyle yapılacak. O çiçekler de öyle yapılacak. Tamamdır. Şuranın bir şeyini de toplayayım. Tamam ben içerideyim. Ben hallettim gibi. Bunları da yarın ben yaparım zaten. Hazır. Neyi hazır? Hepsi hazır onlar. Allah Allah. Ha. Ozi hazırladı bir kere sabah onları. Ya. Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Varım. İyi ki varsın tabii bir şey demedik. Sinek mi düşmüş kahveme? Yok. Nasıl olmuş çocuklarımın yeri? Bir sabitlemeniz lazım. Bir de zımbanız var ya sizin böyle çok çok çakıyor ya. O örtüyü oraya böyle çakar mısınız? Koltuk zımbası gibi bir şey var ya sizinkinde. Tamam. Ben sadece... Temizlemen zor olur. Mandalla yaparsan daha iyi olur. Mandalla tepeden yaparsan düşmez. İşte temizleyen zaman açıp alabilirsin. Zımbayla yırtılır. Her seferinde zımbalamak lazım. Temizlemek için orayı temizlemeyeceğim ki ben. Sadece altını süpüreceğim. Yani temizlerim de yapıyor. Hani sen mi temizlemeyeceksin? Ya orayı da temizleriz. Problem yok. Şu çiçekleri bir tekrardan söyleyeyim. Bir hani böyle sarı sarı çiçek açıyor ya. Hindiba. Onun şeyi kavruluyormuş. Ne deniyor ona? Yaprakları. Şu yoncaları o zaman alayım. Buradaki hindibalar bir kalsın. Dereotları da kalsın. Ay. Kız dışarıya geldi. Problem yok. Yapay çimeni ben elektrik süpürgesiyle süpürüyorum. Çok büyük bir evim vardı. Onun bahçesi, ön bahçesi de böyle yapay çimendi. O zaman çıkarıyordum yapay çimeni böyle elektrik süpürgesiyle süpürüyordum. Komşularım var ya bana gülüyorlardı. Ama akıllıca iş yapıyordum. Niye uğraşayım ki? Yani. Kız tamamdır ya. Şunları şöyle alayım. Şu karşıda da çalışma yapıyorlar. Çöp gibi bir şey var orada. Çöpleri getiriyorlar devamlı herhalde oraya. Eşan Sultan'ı da biraz dışarı çıkartmış olayım. Ayın 20'sinde de Barbie'nin filmi varmış. Oraya gidecekler.
Ya böyle özenerek alıyorum. Çünkü şurada bir çiçek var. Ona zarar vermek istemiyorum. Dereotları da var. Onlara da zarar vermek istemiyorum. Şunu, bunu da alalım. Yoncaları alıyorum yani. Bu yoncalar da zaten var ya. İstesem bitmez. Sevmediğin ot burnun dibinde bitermiş ya. Bütün sebzelerin arasında çıkıyor. Yok ya, olacak gibi değil. Ben hepsi kökten sökeyim ben bunların. Şurada bir çiçek var. Çok güzel. Onu ellemeymiş. Güzel. Bu sanki yer sarmaşı gibi. Şu yoncaları falan alayım ama. Köklerinden alıyorum ki bir daha gelmesinler. Hoş, kökünü kurutamadıklarımız da var. Kökü kuruyasıcalar. Ne deniyor ya? Neyse ki ta Avustralya'dayım ya. Vallahi bazen şükrediyorum. Ta Avustralya'da olduğum için. Bazı kişilerden uzak olduğum için. Çok şükür diyorum. Yani aynı atmosferde bile nefes almak istemediğin insanlar da oluyor ya bazen. Ay şimdi bunları yolarken böyle işte sevmediğin otlar falan aklına geliyor. Öyle. Konu öyle geliyor yani oralara. Konu konuyu açıyor. Konu da kiminin kıçını açıyor işte böyle. Neyse. Bir sürü de şey çıkarttım işte. Bunlar yeşil... Böyle organik çöpümüz var. Oraya götürüp atıyoruz. Ondan sonra onlar ayrı çöpe gidiyor. Her şeyi ayrı bir çöpe atıyoruz. Camları ayrı, kartonları ayrı. Bayağı bir çöpte bile uğraşıyoruz biz ya. Sen de gel. Sen de gel. Sen de orayı halletmişsin. Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma bir şey geldi. Burayı böyle görünce mezarlık geldi benim. Mezar üstü temiz. İşte. Arife günü ben hep giderim mezarlıklara normalde. Böyle mezar üstleri falan temizlerim. Aklım şu elim şurada şöyle acıyınca mermer taşında da çok bu ellerimin uyuştuğunu bilirim yani. Bir gün yapalım, gidelim burada da yine kimsesizlerin, mezarların üstlerini temizleyelim. Sulama sistemi başladı. Bir öğlen saatlerinde suluyor, bir de akşam saatlerinde suluyor. Şimdi buradan da başlayacak. Çamur olmadan alayım ben şunları iyice. Buralar çamur olmadan. Dur, daha verme, daha verme. Bekle, bekle. Azıcık daha bekle. Gelme. Nasıl bu yonca var ya, nasıl böyle öf. Her yere ya. Biraz sonra bir güçlü biçimde fış diye gelecek. Ondan sonra suratım muratım çamur olacak.
bitti. Ya ne güzel bir şey böyle bir toprakla moprakla oynamak, uğraşmak var ya, ne kadar güzel bir şey ya. İşte. Bana daha büyük yer alsa ben bir de traktör alırım gibi geliyor. Geliyor geliyor, gibime geliyor yani. Tamamdır. Bak bitti. Bura çok güzel oldu. Ben mis gibi oldu. Gördünüz. Vallahi mezarlığa benziyor ya, mezara benziyor. Tövbe tövbe yarabbim ya. Şimdi sulama da çalıştığına göre sulama da orayı çalıştırsın. Heh, şu sarmaşıklar var. Şu sarmaşıklar. Ondan sonra tekrardan böyle top top olan sarmaşıklarım var. Şöyle göstereyim. Üstüm başım zaten çamur oldu. Top top olan sarmaşıklarım var. Ondan sonra da bu köklendirdiğim çiçeklerim var. Ay, yazık yavrularımı. Şöyle açayım, şeyden bir çıkarayım poşetten. Kuzularım benim. Ha, ben sizi şimdilik şuraya bir koyayım mı? Ha, kıyamam ya. Ha, şimdilik şuraya koyayım ben sizi. Hem su gelsin hem güneş gelsin size. Bunu da atalım. Şimdi bu da bir yığın çöp çıktı işte. Bu da çöp. Böyle. Bu eldiveni bir çıkartayım. Bu eldiven yıkansın. Her yerim çamur oldu. Olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çöpü de alayım. Çöpü de alayım, gideyim. Ondan sonra üstümü falan bir değiştireyim. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Cücüklerin yemini bir doldurayım, koyayım. Şuradaki çöpleri de toplayayım. Hı? İyi iş becerdim ama bugün, değil mi? Gene iyi iş yaptım. Çok çalıştım yine, çok. Ne yaptım? Şimdi öğle yemeğini hak ettim. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Ellerim falan çok kötü oldu. Gideyim hazırlanayım ben de. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.